Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni buraya çağırmamın sebebi, bugün de sormuştun annenle konuştuğun, neler konuştuğumuzu merak ediyordum. Evet, duydum çünkü. Dün konuşmuşsunuz herhalde. Aynen. Evet, biraz konuştuk. Annen çok tatlı, çok akıllı bir kadın. Onunla tanışma fırsatı buldum. O da senin gibi çok neşeli, çok güler yüzlü bir insan. Fakat ben yani senin tam olarak ne istediğini bilmediğim için ve birkaç gün seni tanıma fırsatım oldu, yani seni görme fırsatım oldu, hal ve hareketlerini. Açıkçası biraz daha ağırbaşlı bir gelin adayıyla yani tanışmayı düşündüğümü karar verdim. Hem arkadaşlarım hem de kendim adına bu açıklamayı sana yapmak zorunda hissettim. Çünkü niye yaptın? Bazı işte ne bileyim arkadaşlar işte sürekli baskı yapıyorlar işte içeridekiler işte. Ne oldu Tuğçe işi, ne oldu Tuğçe işi. Yani zaten biz herhangi bir şeyin içine girmedik. Sadece sen Ünal'a beni beğendiğini söylemişsin. Ben zaten senden önce söylemiştim. Evet, bunu. Fikrimi sordu ve ben de söyledim. Bana da aynı şekilde. Hoş gözüken bir beyefendi. Teşekkür ederim. Sen hala çok güzelsin benim gözümde. Hala çok akıllısın. Teşekkür ederim. Ama bundan sonra inşallah adımız aynı kare içinde olmaz. Ben uyarırım. Böyle bir şey zaten neden çıkardılar bilmiyorum. Yeni geldiğin için ve ben de bekar olduğum için çıkardılar. Normal, normal. Yakıştırma yapmaları çok normal ama bu evde her an her şey olabiliyor. Hiç bir problem yok. Evet, benim yanlış için de yok. Bir şey yok. Yok, yok, kesinlikle şey de yok. Aynen. Ben hep böyleyim ama hep böyle olmaya gerçekten devam edeceğim. Ben seni gerçekten böyle çok seviyorum ama hani benim yani enerjin hala çok güzel geliyor. Hani buraya gelmen, bu kapıdan içeri girmen, oturman bile benim yüzümü güldürüyor. Ama yani daha fazla ileri gidebileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Bilmiyorum. Yanlışsam düzelt. İleri değil, zaten bir şeye başlamadık. Yani işte çok fazla üstüme dediğim gibi hani harcı tuğçe, hatta işte tuvar falan diyorlar içeride ve artık. Tabii canım, yani böyle çocuklar şeyler. Çocuklar abartmış, sen de kıza gelmesi hiçbir şey yok, tanıma tamam, yoluna bile girmedik. Girmedik. Yani evet. Neden böyle bir şey çıkardılar ve sen böyle bir açıklama yapıyorsun? Ben şu an şok oldum, şaşırdım. Neden yapıyorum? Hiçbir çünkü şey yok çünkü. Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey olmadı zaten. Sadece yani biz seninle biraz konuştuk, oturduk, konuştuk. Herhangi bir şey yok. Ben sana zaten, ben eğer duygularımdan tam anlamıyla emin olsam senin kolundan tutarım zaten. Yanıma otururum. Kimse de kaldıramaz. Ama tam emin olmadığım için ve hal ve hareketlerin bugün hiç hoşuma gitmediği için. Hangi hal ve hareketlerim? Yani hoşuma gitmedi yani, bilmiyorum. Hangi hareketlerim? Boş ver, her neyse. Burayı tartışmak için gelmedik. Hayır, hangi hareketlerimi tartışmak için değil, sen bunu söylüyorsan bana açıklama yapmak kesinlikle zorundasın. Dedim ya, çok fazla enerjiksin ve evet. Ben çok fazla enerji kaldıramıyorum. Yani çok fazla... Bugün hiçbir şey yapmadım bile, bu enerji sana fazla geldiyse. Yaptın. Ne yaptın? Bir tane söyle, ben de bileyim. Merak ediyorum. Hayır, yani şu hareketinden ötürü değil. Ben sana genel bir anlamda anlatıyorum. Bitti. Bitti mi? Peki.